Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 5. videosundayız. Piramidin 1. videosundayız. Piramidi toplamda 2 videoda anlatmayı planlıyorum. Bu videonun PDF'ine nasıl ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak orada uzay geometrisi adı altındaki PDF'e ulaşacaksın. Yalnız orada bütün hepsi var. Uzay geometrisinin hepsi var. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk başta indirenlerde belki bir sıkıntı olmuş olabilir. Bir yer değişikliği yaptım sorularda piramitte yer değişikliği yaptım. Ee, daha önce indiren arkadaşlar, ilk indiren arkadaşlar şöyle bir kontrol etsin. Hani birinci soru değişikse yeniden PDF'i indirmesini tavsiye ediyoruz. Daha doğrusu indirin çünkü orada sıralamada bir değişiklik yaptım ve sorularda düzeltme yaptım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler, PDF'i indirdiysen Kalemin hazırsa, daha doğrusu sen de hazırsan, hadi bakalım dersimize başlayalım. Piramitin tanımıyla başlayalım. Tanım: Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alırsın. Mesela kapalı düzlem, bu ya da bu üçgen ya da dörtgen ya da beşgen ya da altıgen hiç fark etmez. Kapalı bölgenin tüm noktalarını T ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit adını veriyoruz arkadaşlar. Evet, bir T noktası aldık ve bu T noktasını şöyle birleştirdik arkadaşlar köşelere. Köşelere birleştirdiğimizde çizgi oluşuyor. Aslında Burada da çizgiler var şöyle, şöyle 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 şöyle. Şurada da var şurada da var. İşte bu ne oluyor arkadaşlar? Bunların hepsi bir yüzey oluşturuyor. Oluşturduğu yüzeyde şöyle mesela üçgen yüzeyleri oluyor. İşte bu oluşan şekle de biz ne diyoruz? Piramit adını veriyoruz. Arkadaşlar piramitte daha doğrusu bütün cisimlerde e, önemli olan neydi arkadaşlar? Hacim ve alan önemliydi. Hacim dediğimiz şey nedir? Hocam hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik Bütün prizmalarda öyleydi. Ama burada ucu sivri olan şekillerde 11. sınıfta da piramit değil, piramitten sonra 11. sınıfta da ne göreceksiniz? Koni göreceksiniz. Koninin de ucu sivri. Orada da taban alan çarpı yükseklik bölü 3 oluyor. Yani ucu sivri olan şekillerde bölü 3 diyeceksiniz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bana neyi veriyor arkadaşlar? Hacmi veriyor. Önemli olan bir yeri hallettik. Zaten taban alanı çarpı yükseklik tanıdık. Ucu sivri olduğu için yani piramitte bölü 3 diyoruz. Bunu da unutma. Peki alanı yaparken ne yapacağız hocam? Alanı yaparken de taban alanı artı yan alan şeklinde gideceğiz. E taban alanı dediğimiz nedir? Hocam taban alanı üçgense tabanı üçgenin alanını bulacaksın. Tabanı dörtgense dörtgenin alanını yani eski bilgilerle bulacaksın. Beşgense beşgen kare ise kare bu alanları bu şekilde bulacaksın eski bilgilerine. Peki yan alan nedir? Yan alanlarda hep birer üçgen yapıyor arkadaşlar. Tepede bir noktada birleşiyor. Bak bu bir üçgen. Bu bir üçgen. Bu bir üçgen. Üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulacaksınız. Şu da mesela aynı şekilde bir üçgen burada, iki üçgen burada, üç üçgen burada, dört üçgen burada. Tabanı dörtgense dört tane üçgen, tabanı beşkense beş tane üçgen oluyor. Peki hocam, bu üçgenlerin alanlarını bulurken ne lazım bize? Yan yüz yüksekliği lazım. İşte bu yan yüz yüksekliği şu arkadaşlar. Buna üstü diyelim. Hocam, yan yüz yükseklikleri aynı mıdır? her zaman aynı değildir. Her piramit de aynı değildir. Çünkü biz piramit alırken mesela tabanı dikdörtgen şeklinde düşünün şu şekilde. Tepe noktası burada aldığımızda tam tepesinde yani ağırlık merkezine düşecek şekilde aldığımızda biz buna dik piramit adını veriyoruz. Dik piramitlerde evet yan yüz yüksekleri birbirine eşit. Ya yani nereye düşecek? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşerse. Hatta düzgün dik piramitlerde hep yan yüz yüksekleri birbirine eşit. Ya mesela tabanı düzgün altıgense tabanı kare ise mesela dikdörtgende de oluyor da orada yan yüz yüksekleri birbirine eşit oluyor. Peki ben burada herhangi bir noktayı böyle ağırlık belgesine düşecek şekilde değil yani dik piramit olmazsa tam bunun köşesinde şurada alırsam şu, şu 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 şekilde bir piramit oluşuyor değil mi? Evet yükseklik bak buraya düşüyor. O yüzden yan yüz yüksekleri de değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde farklı bir şekilde verildiği zaman yan yüz yüksek, yüksekleri farklı olduğu zaman yan al alan büyük ihtimalle sorulmaz. Eğer öyle bir şey verilirse de Yan yüz yükseklerini buluruz ya da bulması kolay olur. Ayrı bir uzunluklar olur. Onları da bulduktan sonra taban çap yüksek bölü de üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulup ona göre işlem yaparız arkadaşlar. Karedik prizmada e, ben bunu karedik prizma piramitte daha doğrusu ben bunu size e, eşit olduğunu zaten ispatlayacağım biraz sonra. Bir 10 dakika sonra falan. Ama burada normal piramitte bunlar Böyle yüksekler eşit olmayabilir. Ama alanında da şu olduğunu bilelim. Alan da neymiş arkadaşlar? Piramitin alanı, taban alanı artı yan alan alanı olduğunu bilelim arkadaşlar. Taban alanını eski bilgilerimizde bulacağız. Yan alanda üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulacağız. Peki şurada da mesela tabanı kare ise biz buna ne diyoruz? Kare piramit adını veriyoruz. Bir de buraya not düşmüşüm. Dik piramitlerde yükseklik tabanın ağırlık merkezine düşer. Arkadaşlar, dik piramitler. Yani dik piramit adını duyarsanız sorunun kökünde mutlaka mutlaka yüksek nereye düşecek? Karenin ağırlık merkezine. Yani alttaki şeklin ağırlık merkezine. Mesela alttaki şekil bir paralel kenarsa paralel kenarın ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Kare ise karenin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Ya da bu bir kare ise hocam karede e, ağırlık merkezi burasıysa buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya buradan da dik çizdiğinde iki eş parçaya bölüyor. Ya da bir altıgense eğer ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Tam olarak Şurasıdır arkadaşlar bu piramitte altıgen piramitte yükseklik nereye düşecek tam şuraya düşmek zorunda bunu da bil tamam mı dostum hatta tabanı da düzgün çok gelse düzgün e, altıgen mesela düzgün altıgense düzgün altıgen dik piramit şeklinde söylerler kare ise mesela kare dik piramit şeklinde söylerler kare dik piramitte ben sana zaten biraz sonra ayrı bir şekilde anlatacağım arkadaşım. Tamam mı? Evet yalnız bu dikme ile alakalı şeyi daha öncesinde ben size söylemiştim. Bu düzlemedikse düzlem içindeki bu doğruların hepsine de ne oluyor arkadaşlar? 90 derece oluyor. Bazen içeride böyle çizgiler de çizeceğiz. Buna da dikkat et lütfen. Tamam hadi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım. Şöyle bir piramit vermişim. Tabanı sarı. Burada da T noktasında burada verilmiş. TC ABC düzlemine dikmiş. Arkadaşlar bakın. Üçgen var elimde şöyle. Dik olduğu yer tam şu köşenin olduğu yerde. Yani ortalarda bir yerde değil. Tam burada. Öyle hayal et. Şimdi burada ne diyor? Şurayı 8 vermiş. Burayı 10 vermiş. Burası da nedir? 6'dır. TABC piramidin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar TC, ABC düzlemedik ya. Yani bu düzlemedikse burası da 90 derecedir. Burası da 90 derecedir. Üçgen levhaya, üçgen levhanın tepesine bir nokta aldım. C'yi köşesine dik çizdim. Yani bu düzleme burada dik. Yani bu piramidin nesi oluyor arkadaşlar? Yüksekliği oluyor. Her zaman yükseklik içeri düşmek zorunda değil. E dik piramitlerde içeri düşer. Hatta ağırlık merkezine düşer. Bunu da unutma. Şimdi bu piramidin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. TC'yi de vermiş mi bana? Vermiş. Şurası T olacak. TC de 12 olarak verilmiş. O zaman hacim nedir arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bana neyi verecektir arkadaşlar? Sonucu verecektir. E o zaman buradan hocam Şununla şu sadeleşse 3 yaptı. Şuradaki 3'ler de sadeleşti. 8 ile 12'nin çarpımı kaç yapıyor? 96 yapıyor. Bu piramidin hacmi 96 oldu. Geldik örnek 2'ye. Bir ayrıta artı birim olan kübün içine en büyük hacimli piramit yerleştiriliyor. Arkadaşlar hadi bakalım şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Bir piramit çizelim. Şu, önce bir küp çizelim tabii. Kübü çizelim. Şöyle kübü çizdik. Çizdik. Şöyle ve şöyle ve şöyle. Şimdi kübümüzü çizdik. Bu kübün içine ne konulacakmış arkadaşlar? Bir piramit koyacakmışım. Ve en büyük hacimli piramit. O zaman en büyük hacimli piramit olması için tabanının bu olması lazım değil mi arkadaşlar? Evet tabanının bu olması lazım. Tepesinin de nerede olması lazım arkadaşlar? Şu en üstteki yüzeyde. Şöyle de bir piramit çizebilirim aslında. Ama en büyük piramitten bahsediyoruz. O zaman en üstte almam lazım. Yani tabanı da şuralarda bir yerlerde. Şöyle çizince piramitimiz bizim şu şekilde oluyor arkadaşlar. İşte bu piramitin ne soruluyor? Piramit ile küpün arasında kalan hacim soruluyor. Ne yapacağız? Kübün hacminden bir ayrıntı da 6 idi. E hocam kübün hacmi nedir? Kübün hacmi 6'nın kübüdür. Eksi piramitin hacmini çıkartacağım. Piramitin hacmi nedir? Taban alanı, tabanı kare. Taban alanı ne yapıyor? 36. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de hop yükseklik. Hocam şu yükseklik bu kenara eşit değil mi? Ve bu kenarda 6 zaten. Yüksekliğimiz de 6 yaptı. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bana piramitin hacmini verecektir. 6'nın küpünden ne geldi? 216. Eksi. Hocam şununla şu sadeleşince burası da 12 yaptı. 12 ile de bunun çarpımı kaç yaptı? 72 yaptı. O zaman cevabımız 216 eksi 72 yapacaktır. O zaman çıkarttığımız zaman 4 burası. Ee, burası da mı 4 yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 144 çıktı arkadaşlar. Evet sözel sorulardan korkmayın. Ne isteniyorsa şekli çizin. Sonuca yine rahat bir şekilde ulaşırsınız arkadaşlar. Örnek 2 144 oldu. Geldik örnek 3'e. Güzel bir soru dikkat. Şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş. Bunlar birbirine eşit verilmiş. Ve şurada bir oran verilmiş. GK evet Gökçen Kenan uzunluğu K iken şurası. Burası GF uzunluğu ne verilmiş? 3K verilmiş. 3K yani burası ne oldu arkadaşlar? 2K oldu. E hocam şunlar da birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Şimdi buna göre diyor. F KLM piramidin hacminin. Hocam tepe noktası F olan tabanı da KLM olan bu üçgen piramidin hacminin dikdörtgen. E, dikdörtgenler prizmasının hacmine oranı. Evet dikdörtgen yazılmış ama prizmasının hacmine oranı şeklinde olacak arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu piramidin hacmini bulacağız. Hocam ben bu piramidin hacmini bulurken şu tabanı şu dedik ya. Bu tabana ait yüksekliği mi bulmaya çalışacağım? Ya hocam taban yok ki burada. Taban alanını nasıl bulacağım? Bu e, e, herhangi bir şekilde eşkenar üçgen değil, özel üçgen değil. Tabanı buyken ben bunun hacmini bulabilir miyim? Biraz zor bulabilirim arkadaşlar. Ama dikkat edin. Aynı zamanda bu piramidin tabanını şurası olarak alabilir miyim? Evet şu üstteki düzleme yani şuradaki düzleme dik olduğundan dolayı Tabanı burasıysa piramidin. Bu düzleme dik olduğundan burası 90, burası da 90. Bu piramidin yüksekliği mi oluyor? Evet. Tabanı burası seçersem yüksekliği B oluyor. Ya da tabanı burası seçersem burası yükseklik oluyor. Ya da tabanı burası seçersem yükseklik burası oluyor arkadaşlar. İlla piramidin tabanını şu şekilde seçmek zorunda değilsin. Hangi tabana ait yükseklik varsa Piramitte tabanı orası olarak seçebilirsin. Çok hoş bir soru. Lütfen buraya dikkat et. E o zaman benden ne isteniyor? Piramitin hacmi. Piramitin hacmini bulurken hocam tabanı şurası seçecek olursam taban alanı bu bir dik üçgen değil mi şöyle? Evet 2K çarpı A bölü 2. 2K çarpı A bölü 2 çarpı yükseklik yani B bölü 3 değil mi? Evet piramitin hacmi bu yaptı bölü bizden ne isteniyor? Dikdörtgenler prizmasının hacmine oranı soruluyor. Dikdörtgenler prizmasının kenarları ne yaptı? Hocam burası 2a, burası 3k, burası da 2b. Yani bu kenarlar çarpımıydı. 2a 3k 2a 3k ve 2b çarpımına oranı isteniyor arkadaşlar. O zaman buradan da cevabı ulaşırız. Hocam k, a, b'ler gitti mi? Gitti. k, a, b'ler gitti. Hocam yukarıda 2 var. Buradaki 2 gitti. Hatta buradaki 2 ile sadeleşmesin şuradaki 2 ile sadeleşsin. Yukarıda ne kaldı? 1 bölü 3 kaldı. Aşağıda ne kaldı arkadaşlar? 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12. Burası da 12 yaptı. O zaman 1 bölü 3 bölü 12, 1 bölü 36 mı yaptı? Evet cevap 1 bölü 36 çıktı arkadaşlar. Gerçekten bu da güzel bir soru. Ben olsam sınavda böyle bir soru sorarım. Yani sen bu soruya lütfen ama lütfen dikkat et. Piramit deyince sadece tabanı bu değil. Hani hacmini bulmaya çalışırken piramidin hangi tabanına ait yükseklik varsa orayı taban olarak kabul edebilirsin. Tamam? Evet örnek için bu şekilde bulduk, geldik örnek 4'e. Düzgün altıgen dik piramitinde. Evet tabanı düzgün altıgen, her bir kenarı 11'im ve dik piramit. Dik piramit ne oluyordu arkadaşlar? Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyordu. E burada ne yapacağız o zaman? Arkadaşlar ağırlık merkezi neydi düzgün altıgende? Şu köşegenlerin kesim noktasıydı. Yani buraya denk düşecek. Yani bizim yüksekliğimiz hop şuraya denk düştü arkadaşım. E burası 90 derece ama aynı zamanda burası da 90. Hatta şurası da 90, şurası da 90, burası da 90. Bak burada sana bir şey ispatlamaya çalışacağım. Buna gerek yok da düzgün dik piramitlerde yan ayrıt uzunlukları hepsi birbirine eşittir. Sebep hocam bu eşkenar üçgen ya bak burası da 10, burası da 10, burası da 10, burası da 10 diyeyim böyle? Şurası da 10. E şurası da haçsa hocam buradaki Pisagor'da haşın karesi artı onun karesi 13'ün karesine eşit. Aynı şekilde şuradaki pisagorda da haşın karesi artı 10'un karesi 13'ün karesine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 13 oldu. Aynı şekilde şuradaki dik üçgende de arkadaşlar haşın karesi artı 10'un karesi olduğundan burası da, 13, burası da 13. Burası da 13, burası da 13, burası da 13. Yani ben şu genellemeyi yapabilirim artık. Sana burada ispat yaptım. Sen burada belki de bu ispatı yapmak zorunda da değilsin. D bütün düzgün dik piramitlerde, bakın bütün düzgün dik piramitlerde yükseklik kış alttaki şeklinde ağırlık merkezine denk düşüyor ya yan ayrıt uzunlukları ne oluyor arkadaşlar? Hepsi birbirine eşit oluyor. Yani şuradaki üçgenlerin hepsi 13, 13, 10. Burası da 13, 13, 10 şeklinde oluyor. Yani bunlar ne oluyor arkadaşlar? Bunlar kesinlikle ama kesinlikle eş üçgenler oluyor. E burada bizden ne isteniyor? Piramidin yan alanı isteniyor. Hocam altıgen ya. Burada elimizde ne var o zaman? 6 tane ikizkenar üçgen mi var? Evet. 6 tane ikizkenar üçgenin nesi isteniyor benden? Alanı isteniyor. E o zaman Şunları ben biliyorum. 13, 13. Buranın da 10 olduğunu biliyorum. Bu üçgenden kaç tane var? 6 tane var. Çünkü tabanı altıgen olduğu için 6 tane üçgen var. E hadi bakalım şunun alanını bulalım. Hocam tabanına ait yükseklik çizersek. ikiz kenarda taban mevcutsa tabanına ait yükseklik çizeriz. 5, 5 çıktı. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni çıktı burada. E şimdi benden ne isteniyor? Alan. Alan dediğimiz nedir arkadaşlar? 10 çarpı 12 bölü 2. Bir tane üçgenin alanı. Ama bundan kaç tane var? 6 tane var. O zaman yan alanını da bu şekilde bulmuş oluruz. Şunlar şunlar sadeleşse 6. 6 kere 6 36. Bir de onla çarpınca 360 diye yan alan alanı buluruz arkadaşlar. Piramitin tam alanı istenilmiş olsaydı taban alanını da ekleyecektik. Taban alanında 6 tane eşkenar üçgen eşken değil mi arkadaşım? Evet. Bakın burada da bu soru sayesinde sana bütün düzgün dik piramitlerde bakın altını çiziyorum. Düzgün dik piramitlerde tabanı altıgen olur, karede olur, işte 10 gende olur 20 gende olur yan ayrıt uzunlukları hep ne oluyor arkadaşlar birbirine eşit oluyor yani yanda oluşan üçgenlerin hepsi ne oluyor arkadaşlar aynı üçgen oluyor tamam mı dostlar o zaman örnek 4'ü böylelikle ne bulduk arkadaşım 360 olarak bulduk şimdi geldik şuraya nereye kare dik piramide arkadaşlar kare dik piramit tabanı kare olan ve dik bir piramit aslında kare dediğimiz düzgün çokgen değil mi? Evet düzgün çokgen dik piramit. Yani düzgün dörtgen dik piramit de denilebilir ama kare dik piramit bu. Biraz önce de söyledik. Ka düzgün çokgen tabanı düzgün çokgen olan dik piramitlerde yan ayrıt uzunlukları ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Tamam. Bunun ispatı zaten bu. Şimdi alttaki şeklin neresine denk düşüyor? Ağırlık merkezine denk düşüyor. Köşegenlerin kesim noktasına denk düşüyor. Peki karenin... Ee, ağırlık merkezini nasıl bulabiliriz? İki şekilde. Bir, köşegenlerin kesim noktası şeklinde düşünebilirsiniz. İki, hocam şuradan dik çizseniz iki eş parçaya, buradan dik çizseniz iki eş parçaya, buradan da dik çizseniz iki eş parçaya, buradan da dik çizseniz iki eş parçaya, parçaya bölecek ağırlık merkezi. Bu iki tekniği de kullanacağız arkadaşlar. Ne zaman kullanacağız? Sabret. Bir dakika sonra söyleyeceğim sana. Arkadaşlar şimdi öncelikle tabanı kare ise burası A burası A. Burası da ağırlık merkezi ise Şimdi burada iki hamlemiz var aslında. Kare dik piramitte iki hamlemiz var. Bak bunlardan bir tanesini biliyor musunuz? Kare dik piramit şu. Tepesi burada. Şöyle şunu çizdik. Alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor ya. Alttaki şeklin ağırlık merkezi burası. Alttaki şeklin ağırlık merkezi dediğimiz nedir? Köşegenlerin kesim noktası. Yani bu köşegeni iki eş parçaya bölecek. E sen buradan bir yükseklik çizersen buraya denk düştü ya. E, hocam burada bir pisagor bağıntısı yapılabilir. Yani şurası iki eş parçaya bölecek şekilde. Hatta A A iken burası da A kök yapıyor. A kök bölü 2 A kök 2 bölü 2. Burası H. Buraya da A diyelim mesela. Bu ya da buraya da ne diyelim? Ne diyelim? Burada Pisagor bağıntısı yapılabilir. O yüzden birinci tek tekniğimiz bu. Özellikle yan ayrıt uzunluğu böyle verilirse yükseklik çizdiğin zaman köşegeni de çiz. Buradaki dik üçgeni oluşturmaya çalış. Birincisi bu. İkincisi de piramitte yani ne piramitte? Kare dik piramitte İkinci yapacağın işte şu kardeşim. Dik çiz dik çiz dik çiz olayı. Niye? Şuradaki mantıktan geliyor bak bu. Birincisi buradaki mantıktan ikincisi de buradaki mantıktan geliyor. Şuradan dik çizdiğinde ağırlık merkezine düşüyor mu? Düşüyor. Ağırlık merkezinden sen buraya dik çizersen ne oluyor? İki eş parçaya bölüyor. Hocam A ise burası A bölü 2 A bölü 2. E bu da yüksekliğimiz ya böyle. E hocam bu da bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğu için sen buradan bir kenar ortaya çizsen yükseklik olur. O yüzden dik çiz dik çiz dik çiz olayı da bazen kullanabiliyoruz. Bazen buradaki Pisagor'da kullanabiliyoruz. Ne zaman? Özellikle yana alan falan sorulduğunda da şu dik çiz dik çiz dik çiz olayını yapın. Bak kare piramit. Kısaca söylüyorum. Ya dik çiz bu e, köşegen üzerine gelecek. Özellikle bu yana ayrıt uzunluğu falan verilmişse or buradaki Pisagor'u yapacaksın. Özellikle yana alan falan sorulmuşsa yan yüz yüksekliği falan isteniliyorsa dik çiz dik çiz dik çiz yap. Çok işine yarar. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Biraz önce de zaten ben sana ne dedim? Buradaki uzunlukların da birbirine eşit olmasını altıgende de ispatladım zaten. Bu yan ayrıt uzunlukları da kare bir dik piramitte de ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Peki kare dik piramitin açılımı nasıldır? Kareyi böyle koydun. Üçgenleri de böyle yatırdın. Birinci açılım bu. İkinci açılım da şöyle de olabilir arkadaşlar. Üçgenler yan yana olabilir. 1 2 3 4 tane üçgen yan yana olabilir. Bir tane de kare böyle olabilir arkadaşlar. Farklı açılımlar bu şekilde de olabilir. Ya da kareyi buraya koyabilirsin. Ya da kareyi buraya koyabilirsin. Fark etmez. İlla bu açılımla karşılaşacağız diye de bir şey yok arkadaşlar. Açılım olarak da bu şekilde şey yapabiliriz. H üstü dediğimiz bak yani yüz yüksekliği oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Cisim yüksekliği de değil. Evet kare dik piramitte bu. Hemen <laughs> her şeyden bahsettik galiba. Hacim dediğimiz şey zaten basit. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani ne oluyor arkadaşlar? Ee, 1 bölü 3 a kare çarpı h. işte alan ne yapıyor? A kare taban alanı çarpı a çarpı h üssü bölü 2'den de 4 tane var dersin. İşte şurada i ve y verilmiş arkadaşlar. Burada bunlar bu şekilde verilmiş ama sen bunları böyle ezberleme. Hocam taban alanı a kare sonra a çarpı h üssü bölü 2'den 4 tane var dersin ve sonuca ulaşırsın zaten sıkıntı yaşamazsın. Başka da öyle e, bilinmesi gereken şey var mı? Şunları formül olarak ezberleme dediğim şekilde gittiğin zaman daha sağlıklı bir şekilde yaparsın. Sorularda da zaten benim nasıl yaptığımı şimdi göreceksin. Evet gelelim bakalım. Yan yüz yüksekliği 2 kök 15 birim olan bir karedik piramitin. Evet karedik piramit varmış hemen şekli çizelim arkadaşlar. Şekli çizerken kare çizmiyorum hani perspektif geriye hani kare paralel kenarmış gibi çiziyorum. Daha düzgün olsun diye şeklimiz sadece bu kare piramidi çizdim. Tepede bir nokta alıp sonra bunları da böyle birleştiriyorum. Yan yüz yüksekliğini vermiş bize. Yan yüz yüksekliği işte burası 2 15 vermiş. Ve taban alanında ne varmış arkadaşlar? Hocam taban alanı a kare eşittir 144 verilmiş. A'yı da buradan 12 buluruz. A 12. Hocam burası da 12 o zaman. Sonra piramidin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar yan yüz yüksekliğini vermiş ya 2 15 diye. Yan yüz yüksekliği verilmişse ne yapıyorduk? Dik çiz, dik çiz, dik çiz. Hocam şuradan dik çizdim. Alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşecek. Şuradan çizdiğim dik de tam bu. Çizilen yüksek iki eşit parçaya böleceği için. E, buradaki çizilen e, dikme de ağırlık merkezinden gelen dikme de tam iki eşit parçaya böleceği için. Bu dik tam orta noktaya gelmek zorunda. Bu arada bu dik tam orta noktaya geldi ya. 12 ise burası da ne yapar? 6 yapmaz mı? Yapar. Çünkü niye? E, karede şöyle dik çizdiğimiz zaman. Şuradan dik çizdiğinde, buradan da dik çizdiğinde şunlar birbirine eşit oluyor. Yani burası A iken, burası da ne oluyor arkadaşlar? A bölü 2 oluyor. 12 iken burası da 6 oldu. E artık ben burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam cismin yüksekliğini bulurum. Yani 2 kök 15'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı H'ın karesi. 4 çarpı 15, 60 eksi 36 eşittir. H kare yaptı. H da buradan kök 24 yaptı. Bu 4 çarpı 6 olduğundan cevap ne yapacaktır? 2 kök 6 yapacaktır. Evet. Haşı böylelikle 2 kök 6 olarak bulduk. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Karedik piramidin yanal alanı. Evet karedik piramidi çizelim arkadaşlar. Çizin. Üşenmeyin çizin arkadaşlar. Şuradan bir nokta alın. 4 tane köşeyi böyle birleştirin. Tamam mı? Birleştirdiniz. Sonra yanal alanından bahsetmiş. Yanal alanından bahsetmişse o zaman bende yana, yan yüz yüksekliği lazım olacak. E, taban kenarı da kaç verilmiş? 12 verilmiş. Hacmi kaçtır diye soruluyor. Hocam şurası haş üstüyse 12 çarpı h üstü bölü 2'den 1, 2, 3, 4 tane üçgen yok mu? Var. O zaman 4 tane 12 çarpı h üstü bölü 2 eşittir. Kaç verilmiş? 240. Yanal alan 4 tane üçgenin alanı. 4 tane aynı üçgenin alanı. Eş üçgenin alanı. E buradan ne geldi o zaman? Hocam şunlar şunlar sadeleşsin. 2, 2 ile de 12'nin çarpımı kaç yaptı? 24. 240'ı 24'e bölersem burası 10 çıktı. Hocam h üstü dediğimiz 10 çıktı. Tamam şurası 10. E hocam şunlar zaten birbirine eşit değil miydi? Evet. İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki parçaya böldü. 6 6 oldu burası. Sonra benden ne isteniyor? Hacim isteniyor. E hacim için benim neyi bulmam lazım? Yüksekliği. Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Alttaki şeklin ağırlık merkezi düşüyor. E yan yüz yüksekliği de varsa ben bunu da böyle çizerim. E burası 12 ise burası da kaç çıktı? 6 çıktı. E hocam burada ne çıktı? Hop 6. Bir dik üçgen var. 6, 10, ne üçgeni 6, 8, 10 üçgenden yükseklik 8 çıktı. E o zaman şimdi hacim soruluyor bana hacim taban alanı yani 12'nin karesi kare olduğu için çarpı yükseklik 8 bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. 144'ü 3'e bölsek kaç yapıyor? 144'ü 3'e bölsek 36 değil 48 mi yapıyor? Evet 48 çarpı 3. Evet 48 yapıyor. Bu 48 çarpı 8 yaptı. 8 kere 8 64. 4 kere 8 32 384 yapıyor galiba arkadaşlar cevabımız. Evet cevap örnek altta 384 yaptı. Geldik örnek 7'ye. 5 kökü verilmiş prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yükseklik çizeceğim ben burada. Benim için önemli olan nedir? Yüksekliktir. Ha yükseklik çizdim ama bak bu sefer ne verilmiş? Yan ayrıt uzunluğu verilmiş. Dik çiz dik çiz dik çiz olayı değil. Neye çizmem lazım? Köşegeni çizmem lazım. Tam köşegenin neresine gelecek yükseklik? Orta noktasına gelecek. Hocam burası 5 kök ki burası da 5 kök ya. İkiz kenar dik üçgenden dolayı kök 2 katları burası. 5 kök ki ise 10 yapacak buraları. Buraları 5 5 mi yaptı? Evet. E, burada dik üçgen var. 5 13. Üç. Ne üçgeni? 5 12 13'ten. Burası 12 geldi. E hocam piramidin hacmi. Taban alanı 5 kök karesi çarpı. Yüksekliğimiz kaç? 12 bölü 3 üç. bölü 3'ü unutmuyoruz. Şunlar sadeleşince 4 yaptı. 5 kökkenin karesi 25 çarpı 2'den 50. 50 çarpı 4'ten de cevap kaç gelecektir? 200 gelecektir. Evet gençler anladınız mı şimdi olayı? Ne zaman dik çiz dik çiz dik çiz yapıyoruz? Yan yüz yüksekliği ya da yan alan, alan verildiğinde. Ne zaman dik çizip köşegen çiziyoruz? Özellikle yan ayırt uzunluğu verildiğinde. Dik çizdin köşegen üzerine gelecek. Tam köşegenlerin kesim noktası yani orta noktasına gelecek. Bunu da sakın ama sakın unutma. Valla piramitle ilgili piramiti işlediyseniz ya bu mantıktan ya da bu mantıktan bir soru kesinlikle ama kesinlikle gelmesi lazım arkadaşlar. Önemli bir nokta. Evet örnek 7'ye böylelikle ne bulduk? 200 bulduk geldik örnek 8'e. Piramitin yüksekliği 24 olarak verilmiş. Piramitin yüksekliği 24 verilmişse yükseklik nereye düşecek arkadaşlar? Şuraya. Bu arada bu karedik piramitmiş. Buna göre alan TAB. Arkadaşlar TAB üçgenin alanı aynı zamanda şu yeşil alana şu yeşil alana eşitliği midir? Evet. Yani bu alanlar birbirinin tıpkısının aynısıdır. Ama niye? Kare ve dik piramit olduğundan dolayı. Hocam burası da 20 burası da 20. Şimdi sen buradaki yüksekliği bulurken şekilde böyle sıkıntı yaşayabilirsin böyle. Bu yüksekliği yani bu üçgenin alanını burada değil de ben burada bulmak istiyorum. Ee, yan yüz yüksekliğini bulacağım. Dik çiz dik çiz dik çiz olayı bizim için daha önemli burada. E hocam şöyle baktığın zaman burası 20 ise merkezi ise burası. Burası kaç yaptı? 10. Sonra piramidin yüksekliğinde 24 vermişler. E hocam burası da 90 derece. Burada bir Pisagor bağıntısı. Bak burası nedir? 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 12. E burası da 2 çarpı 13'ten 26 değil midir? Evet yan yüz yüksekliğini 26 bulduk. Alan TAB ne olacaktır o zaman? 20 çarpı şuradaki üçgenin alanına eşit olacaktır. Yani 20 çarpı 26 bölü 2'nin 20 çarpı 26 2'nin kaç katı olacaktır arkadaşlar? 4 katı olacaktır diyeceğim ama tüm yan alanın 4 katı olacaktı. Bir, bu üçgenin alanı soruluyor sadece bana. O da 20 çarpı 26 bölü 2. Şunlar sadeleşince 10 kaldı. Cevap da kaç yaptı o zaman? 260 yaptı arkadaşlar. Örnek 8, 260 yaptı. Geldik örnek 9'a. Benden ne isteniliyor? TK isteniliyor. Evet TK'ya bakalım. Kare dik piramitte. TK ile BC birbirine dikmiş. gibi. Yani yan yüz yüksekliği bu. Burası da 12. Piramitin hacmi verilmiş. Ee, 384. Piramitin hacmi 384. Neye eşittir? Taban alanı. Taban alanı 12'nin karesi çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz bu değil mi arkadaşlar? Evet. Yükseklik bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi burada gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Şu 12'nin karesi yani 12 çarpı 12 çarpı h diyelim ona da. Şunlar sadeleşince kaç yaptı burası? 4 yaptı. 4 kere e, 12 48 yaptı. 384'ü 48'e böldüğümüz zaman sanırım 9 kere 8 8 kere 8 64 yapıyor. Evet. 64 4 kere 8 32'den evet 8 yapıyor. Oranladığımız zaman 8 yaptı. 384 bölü 48 8 yaptı. Haşı buradan 8 bulduk. Haş 8. Hocam haş 8 ise şimdi ben bu yan yüz yüksekliğini bulacağım ya. Dik çizdim tam ağırlık merkezine geldi. Buradan da dik çizdim de buraya gelecek. 12 ise burası da 6 değil midir? Evet burası da 90 derece olduğundan 6 8 ne üçgeni 10 üçgeninden 10 diye buluruz. Yani bizden TK isteniyor. Cevap da böylelikle ne çıktı? 10 çıktı mı? Çıktı. Örnek 9'u 10 bulduk arkadaşlar. Ve böylelikle kesik piramide geldik. Kesik piramit ve düzgün dört yüzlü, isterseniz bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani piramidin devamında yani uzay geometrisinin son konu anlatımında 10. sınıflar için son konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.